أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما بعد عبدالمجيد التركماني'nin المدخل إلى أصول الحديث على منهج الحنفية adlı eserinden okumaya devam ediyoruz. Sayfa 116'ya gelmiştik. Dördüncü bölümde hadisin üçlü taksiminde sahih, hasen ve daif taksiminde evvela sahihi ele aldı. Sahih hadis üzerinde hadisçilerle Hanefi fukahasının arasındaki ihtilaflara mukayeseli, eski ifadeyle mukaran efendim bir şekilde ele almaya devam ediyor müellifimiz. Ehadithu sahihayni tüfidu el kat'a. Acaba sahihayn'ın hadisleri kat'i ilim ifade eder mi? Kesin bilgi ifade eder mi? İnkarı imkansız bilgi ifade eder mi? Mesele bu. Hâdihil mes'ele kad ihtelefet fîhel envâru. Bu mes'ele hakkında farklı görüşlerin serdedildiği bir meseledir. Ve yenbagi evvelen ma'rifetu mahallin niza'. Her şeyden önce tartışmanın odağını, mahallini, püf noktasını bilmek icap eder. Mahallin niza'. Sahihayn hadislerinin kesin bilgi ifade edip etmediğiyle ilgili tartışmanın püf noktası şudur. Mahallul hilafi fiha el-ehadithu elleti lem yetekellem aleyha ehlun nakt minel huffaz ve lem yeka' et-ta'aruz ve't-tenagudu beyne medlulilihi medlulihi. Tartışma hadis hafızlarının ve eleştirmenlerinin, tenkitçilerinin hakkında eleştiri getirmedikleri, eleştiri yapmadıkları, herhangi bir şekilde hadisin metninin de bir tenakuz ve taarruz içermediği hadislerle ilgilidir. Yoksa Buhari ve Müslim'de Darakutni'den itibaren eleştirilen bazı hadisler vardır. Efendim yine Buhari ve Müslim'de başka rivayetlerle veya kendi aralarında tenakuz teşkil eden ve amele konu olamayacak derecede çözümsüz olan rivayetler vardır. Tartışma o rivayetlerle ilgili değildir buradaki tartışma. Sahih, efendim, herhangi bir tenakuz yok. Hadis uleması tarafından bir tenkide maruz kalmamış hadisleri, sahihayn'ın hadisleri kat'i bilgi ifade eder mi etmez mi? Mesele burasıdır. فالأحاديث التي تكلم عليها الحفاظ كالحافظ الدارقطني رحمة الله عليه لا تفيد القطعة
Şüphesiz İmam Darakutni gibi hadis hafızlarının tenkit ettiği sahihayn hadisleri kat'i bilgi ifade etmez. Burada bir tartışma yok. Fakat da'afa ed-Darakutniyyu min ahadithihima 210 hadisen. 210 tane hadisi sahihayn'dan efendim İmam Darakutni tenkit etmiş. Bunlar kat'i bilgi ifade eder diye hiç kimse söylememiş bu tenkit edilen rivayetleri. İşteraka fitneyni ve telatine, telatin ve tneteyn. Efendim 32 tanesi bunlardan Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri rivayetlerdir. 210 rivayetten. وَاَخْتَصَّ الْبُخَارِيُّ بِثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ. 210'un içerisinde Buhari'nin tek başına rivayet ettiği 87 hadis. 78 hadis. وَمُسْلِمٌ بِمِيَةٍ. 100 hadiste Müslim'in infirad ettiği hadis. Toplam 210 hadis. فَهَذِهِ الْاَحَادِيثُ الَّتِي تَكَلَّمَ عَلَيْهَا هُوَ اَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ لَا تُف۪يدُ الْقَطْعَ. Darakutni'nin eleştirdiği ve başkalarının da aynı şekilde Darakutni'ye katıldığı bu 210 hadisin bilgi, kesin bilgi, kat'i bilgi ifade etmediği açıktır. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. وكذلك الروايات التي وقع التعارض بين مدلوليه مما في الصحيحين لا يفيد القطع من غير خلاف بين الأئمة. Hadis uleması arasında tartışma olmaksızın sahihaynın senet itibariyle sahih olsa da metin itibariyle taarruz halinde olan bazı rivayetleri vardır ki bunların da kat'i bilgi ifade etmediği konusunda aralarında bir ihtilaf yoktur. لِسْتِحَالَةِ اَنْ يُف۪يدَ الْمُتَنَاقِضَانِ حَق۪يقَةَ الْعِلْمِ بِصِدْقِهِمَا. İki birbirine zıt haberin ikisi birden efendim hakiki ilmi doğrulaması, ifade etmesi muhal olduğu için, imkansız olduğu için ya öyledir ya böyledir. Dolayısıyla iki zıt hadisten ikisi birden kat'i bilgi ifade edemeyeceğine göre mutanakız rivayetler veya mutaarız rivayetler şayet çözülemiyorsa taarruz bir kesin bilgi ifade etmez. Burada da bir tartışma yoktur. Demek ki tartışma efendim eleştiriye maruz kalmamış sahihayn hadislerinin kat'i bilgi ifade edip etmemesiyle alakalıdır. Ra'yul muhaddifin, bu rivayetlere dair hadisçilerin görüşü. المحدثون اختلفوا في قطعية الصحيحين إلى مذهبين. İki görüşe ayrılmış hadisçiler efendim bu sahihayn rivayetlerinin kat'i bilgi ifade edip etmemesi hususunda. El-ra'yul evvelu ma akhrajahu şeyhan ev ahaduhuma maktu'un bi sıhhatihi. Buhari Müslim'in ikisinin birlikte veya tek başına bir tanesinin naklettiği mutaarız da olmayan, tenkide de uğramamış o 210 rivayetin dışındaki hadislerin sıhhati kesindir. Kesin sahihtir.
Vel ilmul yakiniyyun nazariyyu hasılun lehu. Sahih oldukları için bunlarla nazari bilgi, yakini bilgi hasıl olur. Hâdâ râyul hâfız ibn-i salâh. Vakat sabakahu ve tebi'ahu cemaatun minel huffaz. Bunu ilk defa İbn-i Salah rahmetullahi aleyh söylemiş. Daha sonra başkaları da ona katılmış, iştirak etmiştir. Er-ra'yü's-tâni, ikinci kanaat ise hadisçiler arasında ehadîs-sahihayni tufîdu zannel gâlibe el-mûcibe lil-ameli kemâ huve şe'nu âmmeti ahbâril âhâd. Diğer bütün ahad haberlerde olduğu gibi sahihayn hadisleri de evet sahihtir. Ama zannı galip ifade eder. Zanni bilgi ifade eder. Zanni bilgi de inanılacak bilgi değil, ameli edilecek bir bilgidir. Ameli gerekli kılan zanni bilgi ifade eder, tartışmalı olmayan sahihayn hadisleri. Bu hâdâ râ'yu el-imâmin nevavîyi rahmetullahi aleyh. Bu da İmam Nevevi'nin kanaatidir. Fakat kâle, şöyle diyor İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Hâlefehu ey İbn-i Salah, İbn-i Salah üstadımıza aykırı görüş beyan etti, muhalefet etti. El-muhakkikûne vel-ekserûne fekâlû. Pek çok muhakkik hadisçi, güvenilir hadisçi itiraz ettiler İbn-i Salah'a. Dediler ki, yufîdü zanne mâlem yetevâter. Bir haber, efendim, mütevâtir olmadığı sürece yakini ilim ifade etmez, sadece zanni bilgi ifade eder. Zanni bilgi de inanılacak bir bilgi değil, amel edilecek bir bilgidir. Öyleyse ahkam, muamelat gibi konularda, uygulamada delil olur bu sahihayn hadisleri. Diğer ahad haberlerde olduğu gibi, efendim, ama itikatta prensip olarak amel edilmez. Yani bu sahihayn hadisi de olsa bir itikat ortaya konmaz haberi vahidle. Diğer haberi vahidlerden sahih olanlarından farkı yoktur sahihayn hadislerinin bilgi ifade etmesi bakımından. Ve sabakan nevaviyye fihi el imamul İzz ibn Abdüsselam, yine Şafii fukahasından, usulü fıkıhçılarından önemli bir zat olan İzz ibn Abdüsselam rahmetullahi aleyh bu kanaati Nevevi'den önce zaten dile getirmişti. Ve zekara enne ba'dal mu'tezileti yara ennel ummete izâ amilet bi hadîtin İktaza zalika al-qat'a bi sıhhatihi. Ümmeti Muhammed'den bu bir hadisin uyguladıkları zaman mutlaka bunun sahih olduğunu gerektirir bu uygulama diyen bazı Mutezili alimleri de dikkatlere sunmuştu İzz ibn Abdüsselam. Vakale diyordu ki İzz ibn Abdüsselam ve huve mezhebun radiun. Yani ümmeti Muhammed'in amel etmiş olması bir hadisin sahih olduğunu gerekli kılar şeklindeki bazı mutezililerin ileri sürdüğü görüş kabulü mümkün olmayan, efendim, pek itibara alınabilecek muteber bir görüş değildir. Yani zayıf bir mezheptir. Zayıf bir görüştür.
Peki Ra'yul Hanefiye. Hadisçilerin iki türlü kanaati olduğunu anladık. Bir tarafta İbn-i Salah, bir tarafta Nevevi. İbn-i Salah diyor ki tenkide uğramamış Buhari hadisleri, Sahihayn hadisleri daha doğrusu kat'i bilgi ifade eder. Efendim mütevatir gibi değerlendirilir diyor İbn-i Salah. İmam Nevevi ve İz bin Abdüsselam bu görüşe katılmaz. Hayır, diğer sahih haberi vahitlerden farkı yoktur Sahihayn hadislerinin der. Dikkat ederseniz hadisçiler derken Şafii usulcülerini de işin içine katıyor. İster istemez. Çünkü aralarında ciddi bir fark yok. Pek çok efendim Şafii hadisçi aynı zamanda Şafii fıkıhçısıdır. Ra'yul Hanefiye. Peki Sahihayn hadislerine dair Hanefilerin kanaati nedir? Zekarna anifen ra'yel muhaddisin. Az önce hadisçilerin görüşlerini anlattık. Emmel Hanefiyetu. Hanefilerin kanaatine gelince fe'ekseruhum genellikle ve huvellezî taktadîhi usûlul hanefiyyeti ve kavâiduhâ. Hanefi usulünün ve Hanefilerin ortaya koyduğu prensiplerin gereği ortaya koyduğu şey şudur. Enne ehadîse sahihayn tüfîdü zannel gâlibe. Tıpkı Nevevi ve İz bin Abdüsselam'ın dediği gibi zannı galip ifade eder sahihayn hadisleri. Kat'i bilgi ifade etmez. El mucibe lil ameli kema huve şe'nu ammeti ahbarıl ahad. Tıpkı diğer sahih haberi vahidler gibi ameli gerektirir. Ve la yufidul kat'a. Kat'i bilgi ifade etmez. Fe inneha ahadun. Çünkü sahihayn hadisleri de olsa ahad haber cinsindendirler. Vel ahadu şe'nuha en tüfide zanne. Ahad haberlerin durumu da zan ifade etmektir. Ve mimmen ihtara hâder râiyye. Bu görüşü tercih edenlerdendir, benimseyenlerdendir. El muhakkiku İbnül Humam rahmetullahi aleyh. Muhakkik İbnül Humam bu görüşü benimseyenlerdendir. Ve tilmiduhu Kasım İbn Kutlubağa. İbnül Humam'ın öğrencisi Kasım bin Kutluboğa'da ona iştirak etmiştir. Vabnü Nüceymin, Vabnül Hanbeli, Vel Bihari ve Bahrul Ulum. Bütün bu alimler efendim İbnül Humam'a iştirak etmişlerdir bu görüşte. Efendim Bahrul Ulum aslında eser adıdır. Değil mi? Hanefilerde önemli bir kaynak Bahrul Ulum. Fakat Bahrul Ulum çok meşhur olunca artık adamın adı da Bahrul Ulum diye anılmaya başlamış. Oysa Alaaddin Es-Semerkandî'dir bu zatın adı. 730 yılında vefat etmiş. Alaaddin Es-Semerkandî. Tabii aynı zamanda hemşehrimiz Karamanlı. Efendim Karaman'a göç etmiş, Karaman'da yaşamış ve Karaman'da vefat etmiş. Fakat pek çok Karamanlı ve Konyalı bu zatın Karaman'da olduğunu, yaşadığını bilmezler. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim diyelim. Edilletül kat'iyye vel cevabu anha.
İbn-i Salah'ın iddiası olan Sahihayn hadisleri kat'i bilgi ifade eder iddiasının delilleri ve onlara verilebilecek cevaplar. At-tekallama el-hafız İbn-i Salah rahimahullahu teala li edilleti men yara kat'iyyete ahadithi sahihayn. Sahihayn hadislerinin kat'i bilgi ifade eder görüşünün delilleri hakkında İbn-i Salah efendim epey laf etmiştir. Kalem oynatmıştır. Ve hasılu kelamihi el istidlali ala kat'iyyetiha bi delileyn. Ama özet olarak İbn-i Salah'ın delillerini iki delile indirgemek özetlemek iki delil halinde mümkündür. El-evvel, birincisi İbn-i Salah'ın ileri sürdüğü delil. Ennel ümmete kad talakkatha bil kabul ve huve yufidul ilme. Ümmeti Muhammed sahihayn hadislerini kabul ile karşılamışlar. İşte bu karşılama ilmi gerektirir. İlim ifade etmeyi gerektirir. Yakini bilgi, kat'i bilgi ifade etmeyi gerektirir. Birinci delili bu. İkinci delili, ecma'al umma ala sıhhatiha. Bütün ümmeti Muhammed sahihayn hadislerinin sahih olduğunu kabul etmişler. İcma etmişler bu konuda. Vel ummetu fi icma'iha. Ümmetin icmasında ise masumetun anil hatai, hatadan korunma söz konusudur. Masumdur ümmetin icması. Fe ahadithuha maktu'atun bi sidqiha li icma'il ümmet. İşte ümmetin bu masum olan icmasından dolayı Buhari Müslim'in bütün hadislerinin doğru olduğu kesindir. El cevabu anit delilil evvel. İbn-i Salah'ın bu delillerinden ilkine şöyle cevap verilir. Evvelen Ecebe el Hanefiyye anit delilil evvel ala esasi kavaidihim. Hanefi uleması İbn-i Salah'ın bu deliline yine İbn-i Salah'ın da içinde bulunduğu hadisçilerin kendi kuralları çerçevesinde cevap vermişlerdir. Bi enne telakkiye ellezî hasale lissahihayni min eyyi cihetin kân la ibrete lehu indel hanefiyye. Hanefiler nezdinde sahihayn hadisleri üzerinde meydana gelen talakkil kabul ile karşılama olayı hangi cihetten olursa olsun herhangi bir değeri yoktur. İtibara alınmaz. Niye? لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْتَلَقِّ وَالْاِشْتِهَارِ عِنْدَهُمْ. Çünkü talakkıl kabulün bir değer taşıması ve efendim yaygın halde bulunması fil kuruni telateti es-sahabeti ve tabi'in ve etba'ihim. Yalnızca ilk üç tabakada sahabe tabi'in etba'u tabi'in tabakasında itibara alınır. Ve la ibrete littelakki ellezî hasala ba'deha. Daha sonraki asırlarda tabakalarda meydana gelen talakkil kabul ile karşılamanın herhangi bir değeri olabilemez. Ve kad zekertu fî mebhatil haberil meşhur. Nitekim meşhur haberi anlatırken ben dile getirmiştim. Ennel hanefiyyete
Hanefiler ittefaku ala adem i'tibari telakki ellezî hasala ba'del kurûnit telâfeti. İlk üç tabakadan sonra meydana gelen kabullerin efendim itibarı olamayacağı, herhangi bir değerinin olamayacağı üzerinde Hanefilerin ittifak ettiklerini söylemiştim. İlk cümlemizdeki ifademi düzeltiyorum. Hadisçilerin kendi koydukları kurallara göre değil, Hanefilerin kendi esasları çerçevesinde cevap vermiş oluyor Hanefiler İbn-i Salah'ın bu iddiasına. Yani İbn-i Salah ümmeti Muhammed sahihayını kabul ile karşılamışlar. Dolayısıyla yakini bilgi ifade eder deyince Hanefiler efendim bizim telakkil kabulü itibara alışımız sadece ilk üç tabakayla sınırlıdır. Sizin Buhari ve Müslim ilk üç tabakada olmadığına göre, daha sonra geldikleri ve yaşadıklarına göre telakkil kabul iddianız geçersizdir diyorlar. فَاِذَا عَرَفْتَ هَذَا Sen bunu öğrenince فَلَا مَعْنًا لِتَلَقِّ السَّحِيحَيْنِ عِنْدَهُمْ Hanefiler nezdinde sahihayının ümmeti Muhammed tarafından kabul ile karşılanışının herhangi bir anlamı olmadığını anlamış oluyorsun. فَاِنَّهُمَا اُلِّفَا بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ Hayır ve salahına şehadet olunan, kabul edilen, hayır ve salahı kabul edilen ilk üç nesilden sonra te'lif edilmiştir bu iki eser sahihayn. Allah Resulü'nün ifadesiyle en hayırlı nesiller olarak sadece ilk üç nesil sayılmış. Sonraki nesillerin hayır ve salah üzerine olduğuna dair dini bir nas yoktur. Dolayısıyla onların icması o ilk üç neslin telakkisi itibara alınır, muteberdir. Ama Buhari ve Müslim'in sahihleri ilk üç nesilden sonraki dönemde te'lif edilmişlerdir. وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ لَهُمَا بِالْقَبُولِ Üstelik sahihayının ulema tarafından makbul, kabul edilişleri بَدَأَ يَظْهَرُ فِي الْقَرْنِ الْخَامِسِ عَلَى لِسَانِ الْحَافِظِ Ebi Nasr'ın Ecziyyi rahimahullah ve İmam-ül Harameyn El-Cüveyni rahmetullahi aleyh. Üstelik sahihayn'ın yazıldığı dönemlerde dahi, hatta sahihayn yazılmış ve Müslim'in vefatı 261 275, 300, 350, 400 buralara kadar sahihayn'ın telakki bil kabul diye bir durumu mevzu bahis değildir. Ne zamana kadar? Siczi'ye kadar. İlk defa Siczi ve ondan sonra da Cüveyni tarafından ümmetin Buhari, Müslim'i telakki bil kabul ile karşıladıkları, kabulle karşıladıkları ifade edilmiş bu iki alim tarafından. Dolayısıyla çok sonraki dönemlerde, geçen derslerimizde ifade etmiştim. Zaten
ümmetin kabul ile karşıladı cümlesi problemli. Çünkü Buhari Müslim'in Endülüs coğrafyasında, Batı İslam dünyasında 400 yılına kadar bırakın kabul ile karşılanmış olmasını, Ebu Davud kadar tanınırlıkları bile yoktur. Nesai'nin ve Ebu Davud'un sünenleri 400 yılına kadar Endülüs'te Buhari ve Müslim'den çok daha ileri derecede kıymeti haizdirler. Çok geç girmiştir. Endülüs İslam ümmeti değil mi? Ümmetin kabul ile karşılaması demek Endülüs coğrafyasını da Afrika coğrafyasını da içine almalı, alır. Dolayısıyla şunu demek mümkün. Buhari ve Müslim'in karizma kazanma süreci vefatlarından yaklaşık 2,5 asır sonra gerçekleşmiş ve ümmet tarafından kabul ile karşılanır yargısı ancak vefatlarından 2,5 asır sonra veya 2 asır sonra cereyan etmiştir. وَقَدْ نَبَّهَ الْحَافِظُ مُحَمَّدْ اَنْوَرْ الْكَشْمِيرِ Keşmiri rahmetullahi aleyh dikkati çekmektedir bu zat. Ala enne talakkiyellezi ihtecce bihi el hafız İbn-i Salah ala kat'iyyeti sahihayn. Sahihayn'ın kat'i bilgi ifade edişine İbn-i Salah'ın dikkati çektiği ve delil getirdiği telakki meselesi, telakki bil kabul meselesi, la yecri ala kavaidil hanefiyye. Hanefiler perspektifinden geçerli olabilemez. Fakale şöyle diyor Keşmiri ve sirru fihi bu konuda işin iç yüzü işin sırrı şudur. Ennehum Hanefiler i'teberu fi taksimil haberi el kuruna thalathata el meşhude leha bil hayri fakat. Haberin taksiminde yalnızca hayır ve salahı peygamber tarafından kabul edilen, dile getirilen, şahit olunan ilk üç tabakayla sınırlı tutmuşlardır. Haberler İlk üç tabakaya göre değerlendirilir, taksim edilir sadece. İlk üç tabakadan sonra şöyle olan hadisler üstündür, böyle olan hadisler üstündür gibi bir taksim geçerli değildir Hanefiler nezdinde. Fettevatu'u ve gayruhu innema yu'teberu fiha la fima ba'daha. Herhangi bir tevatu yani icma veya ittifak, birleşme veya başka bir efendim bilgi değeri olan bir kanaat sadece ilk üç tabaka için geçerli olur. Sonraki tabakalar için geçerli olamaz. لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ اَخْبَارِ الْآحَادِ قَدْ اِشْتَهَرَتْ فِي مَا بَعْدَهَا Çünkü nice haberler vardır ki, ahad haberler vardır ki, efendim, daha sonraki ilk üç asırdan sonra meşhur olmuştur. İlk üç tabakada ahattır ama ilk üç tabakadan sonra öyle bir yaygınlık kazanmıştır ki tevatür derecesinde meşhur olmuştur haber. Ama ilk üç tabakada ahad. Fela ibrete biştihariha. İlk üç tabakadan sonraki yaygınlığına ibret olmaz. İtibar olmaz. Lianne ma huwa zanniyun fil asli
la yengalibu kati'an bil iştihar fîmâ ba'd. Daha sonra yayıldı diye bir haberin aslı zan ifade ederken sırf sonradan yayılmasına bakılarak bu bilgi değeri kat'i bilgi şekline dönüşebilemez. Fa'tbabul ummeti ala haberihima. Dolayısıyla Sahihayn'ın hadislerinin üzerinde ümmetin ittifakı, ittibak, ittifak demek, la yasluhu delilen ala ifadetil kat'a. Buhari Müslim'in hadislerinin kat'i bilgi ifade edeceğine uygun bir delil olamaz. Likevniha ahaden fil asıl. Çünkü asılları ahattır. İkinci olarak ve kâle el muhakkik İbn-i Emir Haç rahmetullahi aleyh telakka el umme veya telakkil umme li cemi'i ma fi kitabeyhima. Buhari Müslim'in kitaplarındaki hadislerin tamamı için ümmeti Muhammed'in kabul ettikleri ifadesi memnu'un, mümteni'dir, imkansızdır böyle bir şey. Emme li ruvatihima, ravileri açısından imkansızdır her şeyden önce. فَلِمَا ذَكَرَهُ الْمُسَنِّفِ. Zira efendim ey İbn-el-Humami ve huve kavlu efendim İbn-el-Humam'ın dediği gibi قَدْ اَخْرَجَ مُسْلِمْ عَنْ كَثِيرٍ ف۪ي كِتَابِهِ مِمَّنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ غَوَائِلِ الْجَرْحِ. İmam Müslim cerhe uğramadı denilebilecek ravilerden değil sadece, cerhe uğramış olan, cerhten kurtulamayan ravi pek çok raviden hadis rivayet etmiştir İmam Müslim. Ve kede fil Bukhari'yi cemaatun tukullime fiha. Aynı şekilde Buhari'de de cerhe uğramış pek çok ravi söz konusudur. Dolayısıyla Sahihayn'ın ravileri açısından bakıldığında bütün hadislerinin tek tek sahih olduğu konusunda ümmet icma etmiştir demek doğru değil zaten. Nitekim Darakutni ve efendim başkaları pek çok Sahihayn hadisini tenkit etmiştir. Bu ifade ümmetin Sahihayn'ı kabul ile karşıladı, sahih olduğu kanaatine vardı ifadesi geneli itibariyledir. Tek tek bütün hadisleri için değildir. وَاَمَّا لِمُتُونِ اَحَادِيْتِهِمَا. Metin açısından bakacak olursak Sahihayn hadislerine, فَلِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْاِجْمَاعُ عَلَى الْعَمَلْ بِمَضْمُونِهَا. Buhari'nin ve Müslim'in her hadisiyle amel edileceğine dair herhangi bir icma oluşmamıştır. Bırakın kat'i bilgi ifade etmesini, kat'i bilgi inanmayı gerektirir çünkü, zanni bilgi ile amel edilir ama ameli bile, amel edilmesi üzerinde bile icma mümkün değil bütün hadisleri üzerinde. Yani pek çok Buhari ve Müslim hadisini ümmeti Muhammed genel anlamda yani uygulamamıştır. وَلَا عَلَى تَقْد۪يمِهِمَا عَلَى مُعَارِضِهَا. Efendim, Sahihayn'da var olan bir sahih hadis ile
Sahihayn'da olmayan bir sahih hadis. Taarruz ettiklerinde mutlak anlamda sahihayn hadisi tercih edilir diye ilk elden bir kaide bile koymamıştır ümmeti Muhammed. Önce başka kaidelere bakmışlar, başka tercih sebeplerine bakmışlar. Ondan sonra efendim en son tercih sebeplerinden bir tanesi. Biliyorsunuz taarruz halinde takip edilen yöntemler vardır. Önce cem ve telife bakılıyor. Buhari Müslim'de var mıdır yok mudur? Birinci derecede kural değil taarruzu gidermede. Birinci derecede cem ve telif. Ondan sonra efendim nesih. Ondan sonra efendim tercih. Ondan sonra tavakkuf. Yani tercih üçüncü sırada hadisçiler nezdinde de. Diğerlerinde de ilk sırada değil. Hal böyle olunca Buhari Müslim'in hadisi ile başka bir sahih hadis taarruz ettiğinde birinci çözüm yolu olarak Buhari Müslim'de varlığı bir hadisi alıp diğerini atmaya gerekçe sayılmamıştır. Daha önceki derslerimizde pek çok bunun örneğini vermiştik. Buhari Müslim'de olan hadislerin uygulanması konusunda ümmetin icmasından bahsedilemeyeceğini, pek çok sahihayn hadisinin herhangi bir gerekçeyle uygulama alanı bulamadığını, en son okuduğum bir hadisi söyleyeyim, bir konuyu söyleyeyim. Zekatlarda kıymet ödemesi ve zekatın taşınması meselesi. Cumhur-ı fukaha zekatta kıymet ödemesini kabul etmemiştir. Yani buğday üreten bir kişi buğday olarak zekatını verecektir. Buğdayın bedelini veya buğday yerine arpa veremez. Parasını da veremez. Cumhur-u fukahaya göre. Ancak buğday verecek buğday bulunamazsa o zaman yerine arpa verilir. Yine para veremez. Ama Buhari kıymeti verilir. Çünkü Muaz bin Cebel Yemen'e gittiğinde bana ürettiğiniz arpalardan ve buğdaylardan onların yerine elbiseler getirin ki onları götüreyim Medine'ye ve Medine'deki fukara istifade etsin onlardan demiş ve kıymetini almıştır zekatın. Buhari bu hadisi söylüyor ve Hanefiler de Buhari'nin bu hadisini delil alarak kıymet ödemesine ve Yemen'den Medine'ye taşıması delilini de alarak zekatların başka memleketlere de taşınabileceğine hükmetmiştir sadece Hanefiler. Yani icma etmemiş fukaha. Cumhur-u fukaha Buhari'nin hadisinin hilafına amel etmiş. Sadece Hanefiler Buhari'nin hadisini kabul etmiş. Yani icma yok. Gördüğünüz gibi. Bunun gibi onlarca rivayet söz konusudur. El cevap anit delili thani. Birinci delile böyle cevap verdi. Yani İbn-i Salah'ın kat'i bilgi ifade eder sahihayn hadisleri. Çünkü ümmeti Muhammed kabul ile karşılamıştır bunları. Şeklindeki iddianın Hanefiler perspektifinden geçersizliğini ortaya koymuş oldu müellifimiz. İkinci delile de şöyle cevap verilir. İnnel ummete ecma'at ala sıhhati cemi'i ahadisi sahihay. İddia neydi? Ümmeti Muhammed sahihayn hadislerinin hepsinin sahih olduğunda icma etmiştir. Evet, doğrudur. Ve kullu haberin sahihin.
yucibul amele İza hala anil mevani'. Nesih gibi uygulamaya bir engel bulunmadıkça her bir sahih haber ameli gerektirir. İcma'en beyne men yara kat'iyyetiha ve beyne men yuhalifuha. Kat'i bilgi ifade eder diyen de etmez diyen de hepsinin arasında ortak görüş, her sahih haber ameli gerektirir. Nesih gibi örneğin bir manisi olmadıkça. Bu doğrudur. Ama وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا ف۪يهِمَا اِجْمَاعُهُمْ عَلَى اَنَّهُ مَقْتُوعٌ بِاَنَّهُ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Fakat her Buhari Müslim'deki her haber sahihtir icması. Her sahih haberle de amel etmek gerekir icması. Buhari Müslim'deki her bir sahih haberin mutlaka Allah Resulü'nün sözü olduğu anlamını da gerektirmez. Tamam. Efendim, Buhari Müslim'in hadislerinin efendim geneli itibariyle sıhhati konusunda bir icma var. Geneli itibar, tek tek değil. Onu söyledik. Fakat her sahih haberin amel edilmesi, amel etmeyi gerektirdiği konusunda da bir icma var. Ama bu icma o amel etmeyi gerektiren haberin mutlaka Resulullah'a ait olduğu, onun sözü olduğu anlamını da doğurmaz. قال الإمام النووي رحمة الله عليه ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Bu cümle İmam Nevevi'ye ait bir cümledir. İmam-ı Nevevi de öyle hemen atılacak bir zat değildir. Otoritedir bu konuda. En az İbn-i Salah kadar otoritedir. Aynı cümle yukarıdaki ifadeyle. Yani ümmetin bir hadisin sahih olduğu ve o sahih hadisle de amel edilmesi gerektiği konusundaki icma, o söz Resulullah'ın sözü kesin olduğu anlamına gelmez. İhtiradun vel cevabu an. Bir itiraz ve ona cevap. Vakat i'terada ala hadal cevap el hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyh. Bu cevaba Hafız İbn Hacer itiraz etti ve dedi ki fekal felem yabqa lis sahihayn fi hada meziyetun. Ey İmam Nevevi, senin bu ifadene göre sahihayn'ın bir üstünlüğü kalmadı ki, bir meziyeti kalmadı. Diğer sahih hadislerle sahihayn hadislerinin herhangi bir farkı kalmadı ki. Vel icma'u hasilun ala enne lehuma meziyeten. Efendim, Buhari ve Müslim'in üzerindeki hasıl olan icmadaki fark, üstünlük fîmâ yerci'u ilâ nefsi sıhha. Bizzat haberin sahih olmasıyla alakalıdır. Hiçbir üstünlük yok demek doğru değil. Diyor Hafız İbn Hacer. Vel cevabu anhu. Yani en azından Buhari'deki sahih bir haber, örneğin Tirmizi'deki sahih bir haberden
üstündür de mi demeyeceğiz? Bu kararlılık bir üstünlüğü de mi yoktur yani? Vel cevabu an. Buna şöyle cevap verilir. Ennel meziyyete idâ dellet innemâ tedullu alâ ennehumâ arcahu mimmâ sivâhumâ. Efendim bir üstünlük, bir meziyet söz konusu olduğunda bu meziyet Buhari Müslim'de olan bir hadisin Buhari Müslim dışında olan bir sahih hadise tercih noktasında tercih edilmesi noktasındadır bu üstünlük. Yani cem, telif, nesih, ondan sonra tercih geliyordu ya, işte o tercih sebepleri arasında bir tanesi de sahihayında hadisin bulunmuş olmasıdır. Meziyeti budur Buhari Müslim'in. Ve ahadithuhuma esahhus sahih. Sahih olanların içinde en sahih olanıdır. Yekulu el-allame el-bihari el-icma'u alel-kat'iyye lev-sullime. Efendim Buhari Müslim'in hadisleri üzerinde icma olduğu kesin bilgi ifade edeceği üzerinde icma olduğu kabul edilse bile la yestelzimu zalika ey el kat'iyye bu kat'i bilgi ifade eder iddiası bu la yestelzimu zalika ey el kat'iyyete bu iddia kesin bilgi ifade ettiğini gerektirmez. Yani Buhari Müslim'in hadislerinin kat'i bilgi ifade ettiği üzerinde ümmet icma etmiştir iddiası bir iddiadır. Ama bu iddia hakikatte bunların kesin bilgi ifade ettiğini göstermez. Gayetu ma yelzemu. Bu iddianın, bu icma iddiasının gereği en fazla gösterdiği şey en fazla şu olur. Enne ahadîthehumâ asahhus sahih. Buhari Müslim'in hadisleri sahih olan rivayetler içerisinde tercih noktasında en sahih olanıdır. Meziyeti budur. İki, el meziyetu li ahadithihima bakiyetun. Efendim Buhari Müslim'in hadislerinin üstünlüğü yine mahfuzdur, bakidir. Ey İbn Hacer endişelenme. Ve zâlike ennemâ ravayâhu sahihun la yahtâcu ilâ nazarin fî senedihi. Şayet Buhari Müslim bir hadisi nakletmişlerse o hadis sahihtir. Senedini araştırmaya gerek yoktur. Bak bir üstünlük atfediyoruz, bir meziyet atfediyoruz Buhari Müslim'e. Bel yecibul amelu bihi. Bu hadiste amel etmek de gerekir. İn lem yekun delilun aharu. يَمْنَعُ مِنْ عَمَلِ بِهِ Şayet ameli engelleyen başka bir delil yoksa amel etmeyi de gerektirir. Buhari Müslim'in naklettiği bir hadis sahihtir. Senedini araştırmaya da gerek yoktur. بِخِلَافِ مَا يُصَحِّحُهُ غَيْرُهُمَا Ama Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Huzeyme, İbn-i Salah veya İbn-i Hibban bir hadise sahih dedikleri zaman kusura kalma Tirmizi, Ebu Davud. Biz yine de bir araştıralım demek zorundayız. Araştırıyoruz. Ama Buhari Müslim'in meziyetinden dolayı onların naklettiği hadisi senet itibariyle bir araştırmaya tabi tutmuyoruz. İşte üstünlüğü bu noktadadır. فَاِنَّهُ يَحْتَاجُ اِلَى نَظَرٍ وَتَسْلِيمٍ بِصِحَّتِهِ ثُمَّ يُعْمَلُ بِهِ Buhari Müslim dışındaki rivayetleri
mutlaka araştırmaya ihtiyaç duyulur ve araştırmadan sonra sahihliğine hükmedilir ve amel edilir. قال الإمام النووي رحمة الله عليه إنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب Buhari Müslim'in sahihleri ile diğer kitaplarda diğer kitaplar birbirinden ayrılır. Sahihayn ile diğer kitaplar şu yönüyle birbirinden ayrılır. Fi kevni ma fihima sahihan la yahtacu ilen nazarı fihi bel yecibul amelu bihi mutlakan. Buhari Müslim'de olanlar mutlak sahihtir. Senedi itibariyle herhangi bir araştırmaya ihtiyaç duymaz. Mutlaka ameli gerektirir. Ve ma kana fi gayrihima ama sahihayn dışında bulunan bir hadis la yu'malu bihi hatta yunzara araştırılmadıkça, incelenmedikçe ameli gerektirmez. Ve tucede fihi şurutus sahih. Sıhhat şartlarını bulundurduğuna inanılır. Tespit edilirse ancak o zaman amel edilir. Tenbihun hamun. Ciddi bir, önemli bir tenbih. Kâle şeyhu şeyhina el-allâme Şibbir Ahmet el-Uthmani fi ahiri hâzel bahs. Bu konunun nihayetinde Şibbir Ahmet Osmani rahmetullahi aleyh şöyle der. Leyse garaduna mimma katabna fi hadha al-mabhath bu konuda yazdıklarımızda çizdiklerimizdeki maksadımız tehvine emri sahihayni ev gayrihima min kutubil hadis sahihayn hadislerinin otoritesini hafife almak, sahihayn hadisleri, kitaplarını, sahihaynın durumunu değersizleştirmek, hafife almak değildir maksadımız kesinlikle bunları söylerken biz. Ev gayrihima min kutubil hadis veya diğer hadis kitaplarını efendim nın durumunu da, hadis kitaplarından daha değersiz olduğunu söylemek falan değildir maksadımız. Maadallah bizi Allah muhafaza eylesin böyle bir hafiflikten. Bel el maksudu bu bütün söylediklerimizdeki maksat, hedef nefyü taammuki vel guluvvi et-taammuk fil kelam tenatta'a demektir. Tenatta'a et-taammuk fil kelam sözde çok fazla derine dalıp çıkamamak. Yani aşırı zorlama, zoraki çıkarsama. Dolayısıyla bizim bütün maksadımız Buhari Müslim hakkında aşırı zorlamalarla efendim aşırı çıkarsamalarla ve huluv abartı aşırılık abartılardan ve aşırı zorlamalardan kaçınmaktır. Onları ortadan kaldırmaktır. Ve vad'u kulli şeyin fi mevdi'i ve her şeyi yerli yerine oturtmaktır. Buna adalet diyoruz değil mi? Adalet öyle tarif ediliyor. El adale vad'u şey'i mevdi'ahu bir şeyi yerli yerine koymak. Ve tenvihu şe'nihi bima yestahikkuhu hak ettiği ölçüde onu övmektir. Medh etmektir. Onları. Fel guluvvu. Çünkü
abartı fi kulli şeyin, her şeyde abartı, yeşinuhu ve ya'ibuhu, onu kusurlu hale getirir. Onu, ona ayıp getirir. Nakısa getirir. Ve ecmelu ma yetezeyyenu bihi el mer'u, kişinin takınabileceği en güzel karakter el i'tidalu ve tecennubu min ifratı ve tefrit. İfrat ve tefritten kaçınmak ve orta yolda yürümektir. Fî şe'nihima. Fel kavlu bi tad'ifi ahadîs-i sahihayn. Aynı şekilde bunun tersi, yani Buhari Müslim'i aşırı övme, zorlamalara gitme ne kadar doğru değilse, aynı şekilde sahihayn hadislerinin diğer hadislerden hiçbir farkı yoktur demek, sahihayn hadislerini zayıf görmek de tefritun fi şe'nihima. Buhari Müslim hakkında çok fazla gevşeklik göstermek, hafiflik göstermek demektir. Ve hurucun minel caddetil mesluke, ve ana caddeden ümmeti Muhammed'in, sevadı azamın yürüdüğü ana caddeden sapmaktır. Abral guruni minel fukahai vel usuliyyin vel muhaddithin, hadisçilerin, usulcilerin ve fıkıhçıların asırlar boyu yürüdükleri ana caddeden sapmaktır bu da. Vel kavlu bi kat'iyyetihima ve ce'li ahadithihima. Bak burası da çok güzel. Hakemen ala rikabil müctehidin ve hasaten el mutakaddimin ala şeyhayn. Aynı şekilde Buhari Müslim'in hadislerinin kat'iyetle sahih ve kat'i bilgi ifade ettiğini sorgusuz sualsiz söylemek ve Buhari Müslim'in hadislerini, burası çok önemli bakınız, Buhari Müslim'in hadislerini, özellikle Buhari Müslim'den önce yaşamış olan müçtehitler arasında hakem tayin etmek fihi guluvun fi şe'nihima ve kavlun bima la yarda bima kailuhu, kesinlikle her şeyden evvel Buhari Müslim'e haksızlıktır böyle bir sözü söyleyebilecek insanın içine de bu söz sinmez. Yani İmam Şafii sonradan gelen Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisle amel etmemişse, İmam Şafii en sahih hadis ile amel etmemiştir mi demek lazım? Veya Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in, İmam Malik'in amel etmediği bir hadisi Buhari veya Müslim rivayet ettiler diye önceki müçtehitleri en sahih hadisler dururken başka hadislerle amel etmişlerdir mi demek lazım? Buhari Müslim'in bir demoklesin kılıcı olarak müçtehitlerin kendisinden, Buhari'den önce yaşamış müçtehitlerin başında sallandırmak fevkalade tutarsızlıktır ve isabetsizliktir. Bu çok önemli gerçekten ve çok güzel.
Kale el hafız el zehebiyyü rahimahullahu teala fi tercemeti Eş'ath ibni Abdülmelik el Humrani. Eş'ath bin Abdülmelik hakkındaki biyografisinde, tercemesinde, hal tercemesinde efendim şöyle diyor İmam Zehebi Kultu. Diyorum ki innema evrattuhu li zikri İbni Adi lehu fi kamilihi. Ben bu Eş'ath namlı adamı sırf İbni Adi El-Kamil Fit-Duafa adlı eserinde zikrettiği için adını. El-Kamil Fit-Duafa demek zayıf ravilerin listelendiği bir eser demektir. İbni Adi de El-Kamil'in de listesine, zayıf raviler listesine Eş'as bin Abdülmelik'i de ilave etmiş. Ben de diyor İbni Adi'ye ittibaen zayıf listesine koydum bu Eş'as'ı ama ثُمَّ اِنَّهُ مَا ذَكَرَ ف۪ي حَقِّهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى تَلْيِينِهِ بِوَجِهٍ. Sonra düşündüm, baktım. İbni Adi zayıf listesine almış bu adamı ama bu adamın zayıflığını gösterecek yumuşaklığını, telyin, gevşekliğini, zayıflığını yani gösterecek hiçbir delil de göstermemiştir. Sadece kuru kuru zayıf listesine almış ama hiçbir gerekçe göstermemiş. Niye zayıf bu adam? Oysa niye adil diye sorulmaz da bir adama zayıf demişsen niye zayıf dedin diye adama sorarlar. Gerekçesini söylemek zorundasın. وَمَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي كُتُبِ الدُّعَفَاءِ اَبَدًا. İbn-i Adi'nin dışında hiç kimse de, hiçbir alim de bu Eş'as denilen adamı zayıf kategorisinde zikretmemiş. Bir tek İbn-i Adi, onun da sebebi yok. Naam, evet, doğru. Ma ahraca lehu fis sahihayn. Buhari ve Müslim'in eserlerinde bu adamdan herhangi bir rivayet yok. Yani Eş'as bin Abdülmelik Şeyhayn'ın ravileri arasında değil. Bu doğru. Fekâne mâdâ. Ne yapalım yani şimdi? Şeyhayn bu Eş'as'tan hadis nakletmedi diye biz bu adamı zayıf mı kabul edeceğiz? Fel İmam Zehebi yuridu nefyel guluvvi fi hakkihima. Buhari Müslim'in ne kadar haksız yere kullanıldığını, haksızlığa alet edildiğini göstermek istiyor İmam Zehebi burada. Razakanallahu el-i'tidal. Allah bizi itidal ile rızıklandırsın inşallah. Yani tek ölçü bir ravinin Buhari Müslim kendisinden hadis nakletmedi şeklinde olabilir mi Allah aşkına? Bu ne insafsızlık diyor Zehebi. Aşırılık böyle bir neticeye sevk edebiliyor insanı. Peki bu konu bitti. Bir konumuz daha var. Sahih ile ilgili orayı da okuyup dersi bitirelim arzusundayım. Sizler de eğer itiraz etmezseniz. Meclisteki gibi yapalım. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Bu bölümü de bitiriyoruz. Ziyadatü's sikat.
sigaravilerin ziyadeleri konusu. Bahtu ziyadeti sigati min ehemmil mebahitil usuliyye. Sigaranın ziyadeleri, sigaların ziyadeleri konusu usul konuların en mühimlerindendir. Hepsi mühim. Hiç mühim olmayan bir şey yok. Ve hiye ala nev'ayn. İki kısımdır. Kad tekunu fil metn ve kad tekunu fil senet. Senet de olabilir, metin de olabilir. Ziyade fil metin. Metindeki ziyadeye gelince. İzâ ravâ cemaatun minettikâti hadîten. 5-10 kişilik bir cemaat, bir grup, bir hadisi, aynı hadisi nakletseler. وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ الثِّقَاتِ بِزِيَادَةٍ فِي رِوَايَتِهِ لَفْزًا اَوْ جُمْلَةً. Bu 5-10 kişilik grup içerisinde bir tane sika, hepsi sika zaten, bir tanesi bir cümleyi veya hadisin tamamını, metnini farklı nakletse, وَلَمْ تَرْوِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ الرُّوَاتُ الْآخَرُونَ الَّذ۪ينَ شَارَكُوهُ ف۪ي رِوَايَةِ الْحَد۪يسِ. Fakat hadisin rivayetinde ortak olan, ortak hadisi rivayet eden diğer sika raviler bu ziyadeyi nakletmeseler, aynı hadisi 10 sika nakletmiş, 9'u aynı, bir tanesinin rivayetinde bir farklılık var metinde. فَهَلْ تُقْبَلُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ اَمْ لَا. Bu ziyadelik kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ. Tartışma noktası burası. فَالرَّاجِحْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّ. Hanefilere göre tercih şöyle yapılır. Böyle durumda. Metindeki ziyadelikte. İn kânet tilke ziyadetu muhalefeten ve munafiyeten lil mezidi aleyhi bihaytü la yumkinul cem'u beynehuma. Efendim bu ziyadelik şayet o 9 tane sika ravinin naklettiği metne muhalif ise ve çelişiyorsa ve bu çelişki ile o ana metni aralarını cem etme imkanı da yoksa fezzahir ettaarus, doğrusu bu durumda bu konuda taarruz vardır denilir. Fel masir ile tercih. Taarruzda da tercih yöntemi efendim Hanefilerde ilk sırada olduğu için birisi tercih edilir ve mesele çözülür. Ve in kânet ez-ziyâdetu la tuhâliful mezîde. Bir kişinin o ziyadesi 9 kişinin ortak metnine şayet muhalif değilse aynı. Fe nanzuru bakarız. Fakat farklı ifade. Aynı muhalefet etmiyor ortak metne ama ifade farklılığı var. Veya ilave var. O ilave de muhalif değil ana metne. Bu durumda bakarız. İn kânel meclisu müteaddiden, şayet meclis farklılığı varsa, yani meclis ne demektir? Zaman ve mekan birlikteliğidir. Meclis. Meclis birliği demek zamanda ve mekanda birleşmek demektir. Sadece mekan birlikteliği meclis birliğini göstermez.
zaman itibariyle de meclis birliği olur veya olmaz. İşte zaman ve mekan açısından meclis farkı varsa, 9 tane ravi diyor ki biz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi Kuba'ya giderken şöyle derken gördük. Diğer rivayette Kuba yerine mesela efendim Kuba'dan az daha ileride olan başka bir mevki ismi geçiyor mesela. Mekan birliği değil. Mekan farkı var. Böyle olursa فَلَا خِلَافَ ف۪ي قَبُولِ تِلْكَ ziyade. Bu ziyadenin makbul olacağı konusunda bir ihtilaf yok. Niye? لِحْتِمَالِ اَنْ يَكُونَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ قَالَهُ ف۪ي اَحَدِ الْمَجْلِسَيْنِ دُونَ الْآخَرِ. Allah Resulü efendim bir mecliste o ziyadeyi söylememiş, o 9 kişi o ziyade olmayan metni duymuş ama o bir kişi de o diğer mecliste Resulullah'ın söylediği ilaveyi zapt etmiş olabilir. وَهَذَا كَمَا اِذَا اِنْفَرَدَ ثِقَةٌ بِرِوَايَةِ حَد۪يسٍ لَا يَرْو۪يهِ غَيْرُهُ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ. Bu şuna benzer, bir sika ravi başka hiç kimsenin nakletmediği bir hadisi nakletmiş gibi bir duruma benzer bu. Dolayısıyla bunun kabulünde bir ihtilaf yoktur. وَاَمَّا اِذَا اِتَّحَدَ الْمَجْلِسُ. Fakat meclis birliği varsa, yani muhalif olan sikaravi ile kendisinin muhalefet ettiği o toplu raviler topluluğu aynı meclisteki bir hadisten bahsediyorlarsa, فَاِنْ كَانَ مَنْ لَمْ يَرْوِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ, bu efendim ziyadeyi kabul etmeyen, bu ziyadeyi rivayet etmeyen raviler قَدْ اِنْتَهَوْا اِلَى عَدَدٍ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَادَةِ غَفْلَةُ مِتْلِهِمْ اَنْ سَمَاعِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ. Bu ziyadeyi rivayet etmeyen birden fazla sika ravilerin adedi bu ziyadeyi duymaktan gafil olmaları mümkün olmayan bir çoğunluktaysa, yani 8 kişi, 6 kişi, 9 kişi aynı hadisi naklediyor, aynı mecliste Resulullah'ın ifadesini naklediyor ama bu 9 kişinin duymadığı bir cümleyi, bir kelimeyi 10. kişi duyduğunu iddia ederek naklediyor. Böyle bir durumdaysa فَلَا تُقْبَلُ تِلْكَ ziyade. O bir kişinin efendim ziyadesi makbul olmaz. لِأَنَّ تَتَرُّقُ الْغَلَقْ وَالسَّهِمْ. Çünkü efendim اِلَى الْوَاحِدِ, hata ve yanlışa düşme şüphesi, tatarruk, dalması, düşmesi, bir kişinin yanlışa düşmesi, evlâ min tatarrukihi ilâ cem'in lâ yutasavvaru gafletu mitlihim anha. Kendilerinin gaflete düşmeleri tahayyül edilemeyecek kadar çok sayıdaki kişiye göre daha basittir, daha kolaydır bir kişinin hataya düşmesi. Yani bir kişinin söylediği mi hata olma ihtimali yüksek, 9 kişinin aynı şeyi söylemesi mi hataya düşmesi daha yüksek oranı? Elbette bir kişinin hata yapma oranı daha yüksektir. Bu yüzden onun ziyadesi makbul olmaz. وَاَمَّا مَنْ لَمْ يَرْوِهَا لَمْ يَصِلْ اِلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ. Fakat
bir kişi, bir sigaravi iki kişiye muhalefet etmiş. Yani iki kişinin naklet, üç kişi naklediyor toplam. Bir kişinin rivayetinde bir fazlalık var. Diğer kişinin, iki kişinin rivayetinde fazlalık yok. Böyle bir durumda. فَزْزِيَادَةُ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ اَكْفَرِ Çoğunluğa göre bu ziyadelik de makbuldür. Niye? Bir kişi yanılması daha çok iki kişiye göre ama iki kişinin yanılması da var. Mümkündür. Dokuz kişinin yanılması pek düşünülemez. وَاَمَّا اِنْ جُهِلَ الْحَالُ فِي اَنَّ الرِّوَايَةَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَوْ مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ Bir mecliste mi, birden fazla mecliste mi gerçekleşti bu rivayetin durumu bilinmiyorsa فَقَبُولُ الزِّيَادَةِ اَوْلَى Meclis ayrılığına yorulur ve kabul edilmesi tercih edilir. لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ Meclisin farklı olabileceği ihtimalinden hareketle. هَذَا الرَّأْيُ اِخْتِيَارُ İbn-i Sa'ati وَابْنِ الْهُمَامِ İbn-i Sa'ati ve İbn-i Humam'ın tercihidir bu kanaat. وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمُتَاخِرِينَ Mutahhir fukahanın, Hanefi fukahasının da tercihi olmuştur bu. اَزْزِيَادَ فِي السَّنَدِ Senetteki ziyadeye gelince. يَتَحَدَّتُ الْغُسُولِيُّونَ فِي هَذَا النَّوْعَنْ سُورَتَيْنِ İki şeklinden bahsederler usulcüler senetteki ziyade ile alakalı olarak. Birincisi taarudul vasli ma'al irsal. Mevsulün mürsel şeklinde taarruzu olarak karşımıza çıkabilir senetteki ziyade. Yani mürsel bir ravi eksik demek değil mi? Bir ravisi eksik mürselde. Mevsulde o eksik olan ravi tamamlanmış demektir. Muttasıl demek yani. Dolayısıyla bu da senetteki bir ziyadeliktir. Bi en rava ba'du's sikati el hadise mursalen Bir ravi, sigalardan bir ravi, bir hadisi mürsel naklediyor. وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا Onlardan bir diğeri de muttasıl. اَوْ نَفْسُ الرَّاوِي Veya aynı ravi, bir hadisi يَرْو۪يهِ مُرْسَلًا ف۪ي وَقْتٍ مُتَّصِلًا ف۪ي وَقْتٍ آخَرًا Bir defasında mürsel, diğer bir keresinde Mevsul olarak naklediyor aynı ravi. Senetteki ziyade böyle olabilir. İkincisi, taarudur raf'i ma'al vakfi. Bir defasında mevkuf, bir defasında merfu olarak aynı hadisin nakli. Bu da senetteki ziyadelik örneğidir, şeklidir. Bi en rava, şöyle olabilir bu da. Ba'du ruvati thikati el hadite marfu'an vel ba'du thikat el aharun mevkufa. Bir ravi bir hadisi mevkuf olarak naklediyor. Diğer raviler merfu olarak naklediyor mesela. Ev nefsur ravi yervihi marfu'an ve mevkufan fi vakteyni. İki ayrı zamanda tek bir ravi aynı hadisi bazen merfu bazen mevkuf olarak naklediyor. Merfuda mevkufa göre bir ziyade ravi var demektir. Dolayısıyla senetteki ziyadelik oluşturur bu da. Galel İmam Ebu Bekir el-Cassas el-Razi rahmetullahi aleyh İzâ ravâ Bazı sahabeti hadisen rafa'ahu ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
sahabeden birisi bir hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme raf ederek, ulaştırarak naklediyorsa, ثُمَّ رُوِيَ ذَٰلِكَ الْحَد۪يثُ عَنْ ذَٰلِكَ السَّحَاب۪يِّ, fakat aynı hadis, aynı sahabiden başka bir tarikla mevkufen aleyhi, o sahabiye mevkuf olarak naklediliyorsa, فَاِنَّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُفْسِدٍ, bu çelişki bize göre kötü bir şey değildir. O hadisi ifsad edici bir hastalık sayılamaz bize göre. Hadisçilerden farklı bakınız. لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا, aynı hadisi merfu olarak rivayet eden tarikı bozucu, onu zedeleyici bir durum arz etmez bize göre. Bel huwa mimma yuakkidu rivayetuhu elleti ravaha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Tam tersi, bir sahabiye mevkuf olarak nakledilmiş olan bir rivayet, aynı rivayet aynı sahabi tarikiyle başka bir rivayette merfu olarak geçiyorsa, bu hadisi o sahabinin Resulullah'tan kesin duyduğunu ispatlar. Yücibu te'kide rivayetihi, Resulullah'tan rivayetini tekit eder. Ve yekunu delilen ala ennehu ra'ahu thabitel hukmi gayra mensuhin. Rivayet ettiği o merfu haberi kendisi de uygulamış, mevkuf olarak naklediliyor ya, uygulama demek. Kendisi de uygulamış, dolayısıyla mensuh olmadığını da ispatlamış oluyor aynı ravi, aynı sahabi. Onun için senetteki ziyadelikler bizim için, Hanefiler için herhangi bir nakısa teşkil etmez diyor. وَهَذَا رَأْيُ الْاِمَامِ الْبَزْبَزْدَوِي وَالسَّرَخْسِي وَمَنْ تَبِعَهُمَا, hem Pezdevi'nin, hem Saraksi'nin, hem de daha sonra gelen Hanefi usulcülerinin kanaati böyledir. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.